gayet güzeldi. Çekilebiliriz. Hepimiz çekilebiliriz değil mi? Çekilebilir miyiz efendim? Hoş geldin. Size kalmış. Hoş bulduk. İsim? Mesutcan Tomay. Mesut nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum ama Karslıyım. Oo. Yani benim toprağımsın sen. Yani. Ne demek yani ya? Öyle. Çok mu önemsiz bu? Yo. Peki. Bu ellerinle mi konuşuyorsun hep sen? Yani biraz heyecan var. Mesut bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam taklit yapacağım. Taklit? Bu yaşta taklit alkış yok mu? Sen mesela annenle babanla aran iyi midir? Evet. Ne deseler yapar mısın? Yani. Ben de göre. Ben de öyle diyecektim zaten. Biraz yani havan var. Peki, kendine güven güzel bir şeydir. Seni bekliyoruz Mesut. İsterseniz bir Bülent Ersoy alalım. Bülent Ersoy mu? Tabii. Alalım dedi zaten. Alalım. Eyvallah. Hadi alalım. Efendim. Maktul Enabi. İhtişam. Bütün yarışmacılarımıza raks ederim bu duyguyu anam. Şaktül Arap mekanımız olsun. Coşalım, eğlenelim, dünya güzellerim. Çocuğum rahat, tamam. Orhan, sen niye susuyorsun çocuğum? Konuşsana. Delikanlının harman olduğu yerde atlar sahipleri için kişlenmiş. Ayşem, Ayşem. Ben çok iyiyim. O zaman bir de tiyatro üstadı Yılmaz Erdoğan'ı alalım. Şimdi çocuklar gerçekten çok güzel bir hareket yaptınız. Ama o tekstler görmezse çok da... Siz gördünüz mü? Tamam, sadece ben görmüşüm. Ulan yeğenim doğmasa... Teyzemin oğlu ha! Teyzemin oğlu çok güzel skeç yazılırken yanında durabiliyor. Neyse, o zaman seyircilerimize soralım. CSK diye ne? O zaman CSK diye ne? UGS diyenler. Neydi o? Ha. KGS diyenler. Espri yaptım ha. bir de Erman Toroğlu, Ahmet Çakar. Bakın beyler. Dünya üzerinde 1600 tane yarışma programı, 1600'ün üstünde sunucusu var. Ama benim kadar triptronik, artistik, karizmatik bir sunucu yok. Bakın beyler, delikanlı adam yalan söylemez. Peki Erman, sen ne diyeceksin? Şimdi hocam, benim bildiğim tek şey futbol. Peki Erman, bu haftanın birincisi kim? Şimdi hocam, bu anlamalara göre Trabzonspor. Bakın beyler, bana kafadan öptü... Beyler, bana kafadan öptedik yorumlarla gelmeyin. Trabzonspor haftanın birincisi değil. Gönüllerin birincisi. Son olarak bir de Nihat Doğan olalım. Sevgili seyirciler, bakın benim burada böyle durduğuma siz bakmayın. Geçenlerde başıma çok ama çok üzücü bir olay geldi. Dün annemle babamın düğün kasetini izlerken benim olmadığımı fark ettim. Galiba ben evlatlıyım. Çok güzel. Programı kapatmadan önce son bir şey söylemek istiyorum. Arkamdan atıp tutanlara gelsin bu. Gün doğmadan Nihat'tır. Sahnede duruşun bile bence etkili. Komik. Sadece taklit yapmasan da
Bu iş sana yakışıyor gibi geliyor bana ve sanıyorum gidişatında da yıllar geçtikçe de bunun üzerine yoğunlaşacaksın gibi bir his var içimde. Sana da yakışacak gibi geliyor. Ben açıkçası sesinin sadece yaşından dolayı bazı taklitlere biraz oturmamış olabilir. Oturmadığını düşünüyorum ama tonlamalarda ve hani genizden gelen sesinde mutlaka onu da başaracağını ben hissediyorum, hissettim burada. Onun için beğendim. Oylama geçelim o zaman. Mesut, ben senin zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum. Üzülerek hayır diyorum. Bir dakika, tamam. O zaman şunu sorayım. Beni yarı finalde görmek istenler bir alkışlasın. Alkışla! İstemeyenler alkışlasın. Bırak arkadaş ya. Neyse, tamam artık, ne olacaksa olsun. Sen 12 yaşında mıydın? Evet. Tamam. Ben evet diyorum. Şu son 30 saniyedeki tavırların inşallah değişir. İnanın değişecek. Değişecek mi? Söz mü? Söz. Evet diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İki evetle uğurluyoruz seni, hoşça kal. Sağ olun.